İkinci olarak yerel yönetimlerde acil durum yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnek çalışmaları Doktor Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu. Buyurun Alparslan Bey. Değerli başkanım, kıymetli misafirler, katılımcılar. Müdür yardımcımız Doktor Nurullah Yücel Bey'in şahsında tüm mesai arkadaşlarıma ve paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Ayrıca değerli destekleri için daire başkanımız Doktor Muzaffer Saraç Bey ve Süleyman Bakan Bey müdürümüze ayrı ayrı destekleri için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yani üç temel başlıktan söz edebiliriz. Sağlık gözetimleri, risk değerlendirmesi ve acil durum planlaması. Ben acil durum planlaması boyutuna bildiğiniz konular ancak belki hani bir beyin fırtınası yapmak babından ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örnek uygulamalarını sizlere sunmak istedik. Tabii acil durum beklenmedik bir zamanda. Aniden ve planlanmamış bir şekilde açığa çıkabiliyor. Tabii etkileri de düşük, orta ve yüksek derecede olabiliyor. Tabii bunların hepsi olumsuz sonuçlar meydana getiriyor. Bu nasıl sonuçlar? Yani mal ve can kaybı veya yaralanma veya meslek hastalığı yani kalıcı bir hasar şeklinde kalabiliyor geride bıraktığı izler. Tabii olay acil durum ve afet olarak değerlendirebiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi olay hani sonuçları itibariyle son derece düşük ama acil durumda yerel imkanlarla baş edebilmek söz konusu. Tabii ki bu yerel yönetimleri konuştuğumuza göre yani belediyelerin veya iş yerlerini belediyelerde bulunan yerel yönetimlerde bulunan iş yerlerinin kendi imkanlarıyla beraber üstesinden gelebileceği olaylar tabii ki acil durum kapsamında. Ama afette tabii ki yerel yönetimin de üstünde bazı yükler oluyor. Hatta devletler bile aynı anda yardıma gelebiliyor. Biliyorsunuz bununla ilgili pek çok tanım var. Mesela iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğimiz var. Orada bir tanım var. Mesela doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylar diyor ama acil durumlarda da aynı şekilde bu acil müdahale ve ilk yardım gerektiren olaylar olabilir. Yani aslında bu yönetmelik tanımları birbirini tamamlıyor. Yine binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte de dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal ve kasıt gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkmış olaylar. Yine OHSAS ve 18.001 Türk standartları tanımında yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına ve ölüme sebep olabilecek olaylar olarak tanımlanmış. Ve AFAD'ın son çıkardığı sözlükte de büyük fakat genellikle yerel imkanlarla baş edebilecek seviyedeki tür durum ve haller olarak tanımlanmış. Tabii ki az önce de söyledik, acil durum meydana geldiği zaman bu yaralanma, can kayıpları ve kurumun fonksiyonel faaliyetlerini kesintiye uğratma veya durdurma potansiyeline sahip ve hem kurumun binalarına, ekipmanlarına zarar veriyor hem de çevresine zarar verebiliyor. Ve tabii ki finansal yapısını olumsuz yönde etkiliyor ve toplumdaki imajını tehdit ediyor. Tabii bunun sonucunda da ne oluyor? İnsanların algısı olarak bir prestij kaybına sebep oluyor. Biliyorsunuz belediyeler milyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Metro gibi, metrobüs gibi binalar, altyapı, üst yapı pek çok yatırım yapıyor. Fakat orada meydana gelen bir acil durum, bir yangın, bir yaralanma ne oluyor? Sadece ona odaklanmaya sebep oluyor ve belediyelerin yaptığı milyonlarca dolarlık yaptığı bu önemli yatırımları gölgelemiş oluyor. Alınacak basit bir tedbirle belki bunlar meydana gelmeyecek. Tabii sadece acil durumlar yani bir deprem, yangın değil. Pek çok acil durum söz konusu. Düşünün yani bir belediyede internet kesintisinin bile olmaması
tamamen o hayatı, günlük hayatı felce uğratan bir durum haline geliyor. Salgın hastalıklar, trafik kazaları, yine radyasyon, vandalizm, yağma ve anarşik olaylar gibi pek çok etkiden bahsedebiliriz. Tabii Profesör Doktor Ali Osman Öncel hocam bahsetti risk değerlendirme ve risk yönetimi kısmında. Tabii ki 72 saat mesela önemli dedi ama bunlar biliyorsunuz altın saatler acil durum planlaması çalışmalarında, ama bir iş yeri için 72 saati bırakın, 72 saniye bile bizim için çok çok önemli, kıymetli saniyeler. Burada tabii acil durumlar sadece açığa çıktığı şekliyle değil, pek çok tehlike ve risk kaynağına da sebep olabiliyor. Mesela bir deprem meydana geldiği zaman bina hasarı ve akabinde yangınlara, altyapı hasarlarına ve tabii ki yaralanma ve ölümlere de sebep olabiliyor. Bu secondary effects dediğimiz ikincil etkiler, bunlar da söz konusu olabiliyor. Mesela bu Japonya'da biliyorsunuz 1995 yılında meydana gelen depremde otoban çökmüştü ve acil durum ekipleri yardıma gelememişti çöktüğü için. Ve hemen akabinde, depremin hemen akabinde yangınlar başlamıştı. Burası Nagata bölgesi. Nagata bölgesinde ahşap binaların olduğu bölgede. Bu bölgede 5000 kişi hayatını kaybetti. Müdahale yapılamadığı için. Gördüğünüz gibi zincirleme etkiler olabiliyor. Ama burada da önceden proaktif dediğimiz önceden önlemler, işte Minamitane otobanı çok güzel bir şekilde deniz seviyesinden oldukça yüksek bir kotta inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi tsunami etkilerini de tutabiliyor ve aynı zamanda ulaşım yollarının açık kalmasını ve böylece acil durum ekiplerinin de bölgeye intikalini sağlıyor. Tabii biz risk dediğimiz zaman tehlike, yani potansiyel bir tehlike söz konusu. Bunu maruziyet, ne kadar süre buna maruz kalabiliyoruz? Kısa, orta ve uzun süreçler olabilir. Çünkü bu maruziyet süresine göre sonuç da değişiyor. Ve vulnerability dediğimiz kırılganlık, hasar görebilirlik de çok çok önemli. Ama bunu ne derece yönetebilirsek, ne derece kapasite geliştirebilirsek, kurumsal kapasite olarak, tabii ki bu riskin de üstesinden gelerek, minimize ederek en az hasarla atlatma yoluna gidebiliriz. Bu tabii kapasiteyi nasıl arttıracağız? Tabii ki risk değerlendirme çalışmalarıyla, acil durum planlamasıyla, bu acil durum ekiplerinin belirlenmesi, bunlara biliyorsunuz destek elemanları diyoruz. Bunların tatbikatları, yine bina işlerinde acil durum, sağlık ve güvenlik işaretlerinin yapılması ve yapısal ve yapısal olmayan tedbirlere yönelik çalışmalarla tabii ki bu etkiler minimize edilecek. Aynı zamanda kaynaklar da daha iyi ve optimum düzeyde kullanılacaktır. Tabii ki bu acil durum planlamasında biliyorsunuz yetki ve sorumlulukların, yani burada rol alacak kişilerin yetki ve sorumlulukların tanımlanması çok önemli ve bu şekilde can ve mal emniyetinin sağlanması esas amaç oluyor. Tabii bu acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler nelerdir ve nasıl ve kimler tarafından bunlar yapılacak ve en önemlisi de bu çalışmaların bir acil durum meydana gelmeden önce yapılması gerekiyor. Burada afette karar seviyeleri biliyorsunuz en üst düzey hükümet ve bakanlık seviyesinde stratejik karar düzeyi oluyor. Taktik karar düzeyi AFAD'da şu anda ve operasyonel düzeyde yerel yönetimler. Genelde afet terminolojisi ve acil durum terminolojisi birbirinin aynısı. Dolayısıyla burada operasyonel düzeyde gördüğünüz gibi tamamen yük yerel yönetimlerde oluyor. Çünkü yerel yönetimlerde ekipman var, personel var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde müdahale edecek, olaya müdahale edecek yerel yönetimlerdir. Benim bu çalışmada elinizde bulunan CD'lerde de göreceksiniz full metini. Bir model önerisi getiriyorum. Tabii şimdiye kadar belediyeler hep acil durum eylem planları hazırladılar. Ama bu kent ölçeğindeydi. Fakat şimdi 6331 sayılı kanun ve 2013'te yayınlanan iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikle beraber
iş yerlerinde de bu acil durum eylem planlarının yapılması zorunlu hale geldi. Tabii biz bunu birleştirmemiz lazım. Yani iş yerlerindeki acil durum planlarını kent ölçeğindeki acil durum planlarına entegre etmemiz, onu da daha üst ölçekli, ulusal ölçekteki afet müdahale eylem planlarına entegre etmemiz gerekiyor. Ve ancak bu şekilde etkin müdahale ve iyileştirme sağlanabilecektir. Tabii Sayın Öncel Hocamız risk yönetimi kısmını anlattı. Burada risk azaltma ve hazırlık aşamaları, bir afetten veya bir acil durumdan önceki çalışmalar çok çok önemli. Bunlara risk yönetimi diyoruz. Kriz yönetiminde de müdahale ve iyileştirme çalışmaları ön plana çıkıyor. Ben bunu biraz örneklerle açıklamaya çalışacağım. Mesela risk azaltma çalışmalarında neler yapılabilir? Buradaki şekilde gördüğünüz gibi mesela bir yangına karşı bir koruma yapılmış yapısal elemanlarda. Burada fiili bir çalışma yapılıyor. Mesela güçlendirme çalışmaları, rehabilitasyon, restorasyon çalışmaları, iklimlendirme çalışmaları veya işte bir sprinkler sistemin yangına yönelik mücadele ekipmanlarının binalara monte edilmesi. Bunlar hep risk azaltma çalışmaları. Ama hazırlık çalışmaları ne oluyor? Daha çok eğitim, yani bu destek elemanlarının eğitimleri, senaryoların geliştirilmesi, plan çalışmaları ve sigorta çalışmaları gibi bazı faaliyetler oluyor. Müdahalede ise acil durum prosedürleri belirliyoruz. Ve bunlara kapsamında insan ve ekipmanların tahliyesi ve önceden temin edilmiş ekipman ve donanımlarla bunlara müdahale çalışmaları ve iyileştirme çalışmaları da tabii acil durumdan sonraki kısa, orta ve uzun vadedeki rehabilitasyon çalışmalarını ifade etmektedir. Şimdi konumuz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnek çalışmalarına geldiğimizde öteden beri tabii pek çok Türkiye'mizin çeşitli köşelerinden gelen değerli misafirlerimiz var. Onların da tabii ki belediyelerinde bu çalışmalar yapılıyor. Yani ben İBB ölçeğinde bunu anlatıyorum ama tabii onlar da bu çalışmaları yaptılar. Acil durum planlama çalışmalarını. Bizde de AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi kapsamında bu çalışmalar yapıldı. Takdir edersiniz ki İstanbul'un sınırları bu kırmızıyla gösterdiğim 3030 sayılı kanunda belirlenmiş bir sorumluluk sahası vardı. Tabii İstanbul'un ilk yaşam merkezleri biliyorsunuz tarihi yarımada. Daha sonra genişliğe bu kırmızıyla gösterilen seviye ve 5216 sayılı yasayla da tamamen mülki ve idari sınırlara ulaşmıştır. Yani çok büyük bir sorumluluk sahası, yani 5460 kilometre kare, 32 ilçeydi. Bu 5747 sayılı kanunla 39 ilçeye ulaştı. Ve buradaki tabii ki sorumluluk da gittikçe artıyor. Tabii AKOM bugüne kadar kendi birimleri ve paydaş kurumları ile ilgili yapılan afet müdahale çalışmalarının koordinasyonu sağlamak amacıyla bu çalışmaları bugüne kadar acil eylem planlarını gerçekleştirdi. Biz bunları tabii halka açık değil, bu intranet, kendi içimizde görebiliyoruz bu sistemi. Bunlar tamamen dijital, bilgisayardan intranet ortamından giriyoruz ve bu müdürlüklere tıklandığında içindeki bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Burada bir müdürlüğün sorumlusu kimdir, görevi nedir, afet veya acil durumda başlangıç safhasındaki görevi nedir, operasyonel faaliyetleri ne olacak ve bitiş, yani acil durumun bittiği anda görevi ne olacak, bunların hepsi tanımlanmış, kaynakları tanımlanmış, yetkili personel tabloları tanımlanmıştır. Ve aynı zamanda elimizdeki kaynak nedir? Personel kaynağı, çalışan kaynağı nedir? Ve güncellemeler, acil durum planları yaşayan süreçlerdir. Yani bir defa yapılıp rafa kaldırılacak süreçler değildir. Dolayısıyla bunların sürekli güncellenmesi lazım. Ve bunları da dijital olarak takip edebiliyoruz. Aynı zamanda görevli personelin ev adreslerine varıncaya kadar
Şehir rehberi diye bir bizim programımız var. Oradan ev adresleri noktasal bazda varana kadar hepsi belirlenmiş durumda. Tabii 2009 yılındaki çıkan 5902 sayılı yasayla afetlerle ilgili görev yapan Sivil Savunma, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi hepsi kapanarak bir çatı altında toplandı. AFAD da toplandı. Tabii AKOM da şu anda AFAD'ın altında bir olay komuta sistemindeki bir birim olarak hizmet vermektedir. Ama gördüğünüz gibi yani operasyonel faaliyet olarak en büyük yetki yani ekipman olarak çalışma potansiyeli olarak Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde bulunuyor. Biz de bu İstanbul Afet Müdahale Planı AFAD tarafından geliştirilen planlara gerek müdürlük olarak gerekse diğer bütün müdürlüklerin temsilcileri olarak ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz toplantılara katılıyoruz. Son 5 dakika hocam. Peki. Şimdi tabii bugüne kadar acil durum planlama çalışmaları iş yerlerinde müdürümüz Sayın Süleyman Bakan tarafından 5 yıldır özellikle çok tehlikeli sınıfta yer alan yol bakım ve onarım müdürlüğü gibi çok fazla sayıda kazanın yaşanabileceği müdürlüklerde devam ettirildi ve acil durum eylem planları hazırlandı. Bunlardan bazı örnekler gösteriyorum. Tabii bizim İSG müdürlüğümüz kurulduktan sonra 2013 yılında Büyükşehir Meclisi'nin kurduğu meclisince alınan bir karar gereği kurulan müdürlüğümüz faaliyete geçtikten sonra biz hızlı bir şekilde kurul çalışmalarına başladık. Yani şu anda benim mesela 3. kurullarım devam ediyor. Demek ki 9 aydır az tehlikeli sınıfta 15 tane müdürlüğüm var ve 9 aydır biz bu kurul çalışmalarını devam ettiriyoruz. Tabii 12 ay oldu müdürlüğümüz faaliyetlerine devam ediyoruz. Burada ilk olarak kontrol formları hazırladık. Kontrol formlarında bütün bu acil durumlarla ilgili eksikliklerimizi öngörerek bunları bir tanımladık ilk önce. Daha sonra bu yıllık çalışma planlarında da zaten acil durum planlarının hazırlanması, acil durum plan krokisinin hazırlanması, şu anda göremiyorsunuz ama acil durum planlarının hazırlanması, eğitimlerinin aldırılması, destek elemanlarına, tabii tehlike sınıfına göre sayılar değişiyor biliyorsunuz. Onların belirlenerek ilgili müdürlüklere yazılarının yazılması sağlandı. Biz tabii ki tek tek sorumlu olduğumuz yerlerdeki lokasyonlara giderek buradaki yangın söndürücülere varıncaya kadar, ilk yardım çantalarına varıncaya kadar tek tek kontrol ediyoruz. Hani günü geçmiş mi veya basıncı yerinde mi bu yangın söndürme tüplerinin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Tabii acil çıkış işaretlerini özellikle kontrol ediyoruz, olmayanlara taktırıyoruz. Mesela bu kırmızıyla işaretlediğim benim sorumluluğumda olan bir müdürlük ve hemen sağ olsun işveren müdürümüz bunu yerine getirdi, taktırdı. Acil çıkış kapılarının tabii mühürlü olmamasına yani kilitli olmamasına dikkat ediyoruz özellikle. Bu lojistik hizmetleri destek hizmetleri müdürlüğümüz mesela çay ocaklarında özel yangın söndürme sistemi kurdu. Bunlar tabii yangına olası bir yangına hemen direkt müdahaleyi sağlıyor. Yangın dolaplarına acil durum telefonları. Yine bizim bu paravanlarla ayrılmış bazı ofis ortamlarımız var. Onlar da biliyorsunuz yangın söndürücüyü asmak biraz problem. Bu şekilde seyyar da olsa yangın söndürme tüplerinin aparatları şu anda Mertel binamızda bu şekilde önlemler alınmış şekilde devam ediyor. Yine acil butonlarımız yani elektrik kesme butonları, alarm butonları. Mesela bu çay ocaklarına yönelik özellikle yanma, yanıklara karşı merhem ve solüsyonların, ilaçların bulunduğu eczane dolaplarının yapılması, kat planlarının hazırlanması, sağlık ve güvenlik işaretleri toplanma alanlarının belirlenmesi. Yine bu tahliye anında, olası bir tahliye anında kaymayı önleyici non-slip bearing materials dediğimiz taban elemanlarının inşa edilmesi, tesis edilmesi. Yine talimatlar, biliyorsunuz sahada çalışan elemanlara yönelik
bu tip dikkat çekici yeleklerin yapılması, ramak kala kutusu, yani bunlardan güzel bilgiler almaya başladık. Bu kutular konulduktan sonra raporlar geliyor ve tabii önceden önlememizi alıyoruz. Yani bu şekilde elektrik tesisatına yönelik yalıtkan paspasların mutlaka konulması veya kablolardaki düzensizliklerin giderilmesi noktasında. Yine bu destek elemanlarının eğitimleri noktasında itfaiye daire başkanlığımız ve acil can kurtarma müdürlüğümüz tarafından eğitimler devam ediyor. Yine bu yangına yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerimiz devam ediyor. Yine toparlayabilirsek hocam. Tabii. Son slaytlar. Bir de bizim zabıta daire başkanlığına bağlı ruhsat denetim müdürlüğünde yangın önlem amirliğimiz var. Buraya yazışmalar yaparak binalardaki yangınlara yönelik olumsuzluklar varsa onları öğreniyoruz. Onlar da bize rapor yazarak işte denetimimiz sonucu şu eksiklikler bulundu, bunları giderin şeklinde. Biz de bunları hemen hızlı bir şekilde aksiyon alarak tesisler bakım ve onarım müdürlüğüne intikalini sağlıyoruz. Tabii bundan sonra ne olacak? Tabii ki acil durum planlama çalışmalarımız hazır. Şu anda onların hemen akabinde cep kitapçıkları hazırlamayı düşünüyoruz. Cep kartları hazırlamayı düşünüyoruz. Ve yıllık nasıl bizim 2015 için yaptığımız faaliyet planlarımız varsa, çalışma planlarımız varsa onlara ek acil durum çalışma planlarının da olmasını sağlayacağız. Sonuç olarak bütün bu acil durumlarla ilgili, afetlerle ilgili çalışan kurumlarda eş güdüm modeline geçilmesi lazım. Yerel yönetimlere ve bu acil durum planlama çalışmalarına katılım için fırsat verilmesi ve bizim bu yaptığımız çalışmaların kent afet müdahale planlarına entegre edilmesi, yerel yönetimler için iyi uygulama örnekleri rehberlerinin hazırlanması ve tabii ki müdürümüz de bahsetti, yazılımlardan faydalanılması çok işlerimizi kolaylaştıracaktır. Ben sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı. Sayın Kuzucuoğlu'na teşekkür ediyoruz bu güzel sunumu için.